Nerede kalmıştık? İki soru. Diğere var mı? Gaytada kanama var mı? Sadece bu iki soruyu sormuş olsaydın şu an burada olmayacaktık Emre. Ve sen bu iki basit soruyu sormayı unuttun. Neden? Sorunuzdan ve tavrınızdan anladığım kadarıyla hekim onu görmeye gitmişsiniz. Ayrıca biz bunları konuştuk. Sorunuzun cevabı bilmiyorum. O iki soruyu neden sormadığımı bilmiyorum. İyi doktorlar böyle hatalar yapmazlar. İyi doktorlar soru sormayı unutmazlar diyorsunuz yani. Peki o zaman sorunuzun cevabı verildi zaten. Demek ki ben iyi bir doktor değilim, kusura bakmayın. Bunu demek istemediğimi biliyorsun. Ayrıca bilgin olsun. Bu tip soruşturmalarda kendini acımak iyi bir strateji değildir. Emre'nin kurulla görüşmesi nasıl sonuçlanacak sizce? Kurul işleri sakat. Yani? Yani madalya vermeyecekler Emre. Büyük ihtimalle hatasını bulup gözünün içine sokacaklar. Sonrasında da biz Emre Hoca'yı Nişantaşı'na gerisin geri uğurlayacağız. İyi ama bu çok ağır bir ceza. Ne yapalım? Bize insanları yaşatalım diye maaş veriyorlar. Sonuçta biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz ama değil mi? Yani yapmasak daha iyi olur. Hani derler ya işin ucunda ölüm mü var diye. Var. Bizim işin ucunda ölüm var. Sen dua et de daha kötüsü olmasın. Ne gibi daha kötü? Şaka şaka. Bu dediklerimin hiçbiri olmayacak, merak etme. Nereden biliyorsunuz bir şey olmayacağını, bu kadar eminsiniz? Zeyno hocam, ayıp ediyorsun. Ben bilirim. İnşallah başka bir şey saklamıyordur. Bize söylemen gereken önemli bir şey varsa şu anda tam zaman. Yok. Ben neden senin bizden bir şeyler gizlediğini hissediyorum? O konuda da yapabileceğim bir şey yok Selin Hanım. Emre, biliyor musun bazen biz avukatlar da siz doktorlarınkine benzer durumlarla karşılaşabiliyoruz. Müvekkillerimiz bize durumları anlatırken bazı konuları önemsiz, gereksiz buluyorlar. Ama oysa ki o anlatmadıkları noktalar genelde en önemli noktalar oluyor. Ve sonra mahkemede hakim soru sorunca bir anda ağzından dökülüveriyor o önemsiz buldukları noktalar ve davanın bütün seyri değişiyor. Müvekkilin aleyhine. O zaman sizin müvekkilleriniz böyle şeyler yaşamıyordur. Çünkü siz basit soruları sormaya atlamayan iyi bir avukatsınız. İzninizle ben şimdi geliyorum. Ameliyat. Ameliyattan sonra ne oldu? Zeynep'le beraber Derya'nın kardeşi Ömer'le konuşmaya gittik. Tansiyon düşüklüğü böbreklerinde hasara sebep oldu. Ciddi bir şey değil. Yalnız karaciğeri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kardeşiniz şu an karaciğer yetmezliğinde. Ama karaciğer yetmezliği varsa karaciğer nakli de yapılabilir değil mi? Listeyi alabiliriz. Beklemek istemiyorum. Ben karaciğerimin bir parçasını veririm kardeşime. Donör bulmak ne yazık ki tek başına yeterli değil operasyonu hızlandırmak için. Cerrahlar operasyonu yapmadan önce donörün emin olması için bir süre beklemesini istiyorlar. Daha sonra yapıyorlar ameliyatı. Bu işlerin kara borsası da var. Organlar için mi? Yani biz böyle bir şeyi asla... Hemşire hanım! Neren ağrıyor? Sürekli mi ağrıyor? Evet. Saplanan bir ağrı mı, çünkü bir ağrı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kutlu kötüleşme. Karnında asit var. Hayır, kötü bu. Enfloktomi için ameliyathaneyi hazırlayın. Tam kan sayımı PT süresiyle karaciğer enzimleri için hemen kan yollayın. Çabuk! Yardım edin, ne olur. Çabuk, hemşire hanım! Sepsis.
Tansiyon düşüklüğü yaptığı için karaciğerinde pıhtı oluştu. Ve hepatik arteri tıkandı. Karaciğeri iflas etti yani. Ve İpek nakil listesine aldı hastayı. Bütün problemlerine rağmen olur dedi. Hayatta olmaz. Bu kadar hasta bir kadına karaciğer nakli yapamayız. Senin ağzından çıkanı falan duyuyor mu? Ha? Bu kadar hasta bir kadına karaciğer nakli yapamayız. Kime yaparız o zaman? Hasta olmayan, sağlıklı, yanaklarından kan damlayan birine mi karaciğer nakli yaparız? Vasküliti olan birine karaciğer nakli yapmanın bir manası yok Ateş. Bunu sen de biliyorsun. Tedavi edilebilir bir vasküvit. Böbrekleri de hasar görmüş. Böbrek sorunu düzeliyor. Onu öldüren şey ne aslında biliyor musun? Emre karın ağrısı şikayeti olan birisine sorması gereken basit bir soruyu sormayı unuttu. Doğru tanıyı koyamadı. Kadının midesi perfore oldu, sepsise girdi. Tansiyonu çakıldı, pıhtı gelişti ve karaciğeri iflas etti. Karaciğer önemlidir. Karaciğerin olmadan yaşayamazsın. Mahkemeyi düşünebiliyor musun? Bir tarafta Emre, diğer tarafta Derya ve yanında iki tane yavrucağı Eda ile Seda. Duru ve Berrak. Anladım. Ne yapmaya çalıştığını anladım. Bir yandan Emre'yi korkutmaya çalışıyorsun, bir yandan da bu konudan hastanenin sorumlu olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Hiç aklıma gelmezdi. Bravo. Yine de hastayı nakil listesine alabilmem için tıbbi bir nedene ihtiyacım var. Bu işte tıbbi neden. Eğer dava açar ve kazanırlarsa bu hastane yıkılır, yerine gökdelen yapılır. Gökdelenin dışında insanlar tıbbi yardım beklerken ölürler. Allah korusun zincirleme bir trafik kazası falan olmazsa hastanın işi çok zor. Zira şu günlerde pek karaciğer bolluğu yaşamıyoruz. Sen yine de ifadeni verirken Ateş'in İpek'i nasıl ikna ettiğiyle ilgili kısımları atla. Hastalar nakil listesinde isimlerinin neden aşağıya düştüklerini bilmesinler. Hekimoğlu'nun söylediği şeyler bir şey değiştirmedi zaten. Sırada Derya mı var peki listede? Evet. Yalnız kan grubu AB negatif. Çok zor bulunur. Ne kadar dayanabilir peki bu halde? Bir bilemedin. İki gün. Ben vereceğim karaciğerimi ona. Ömer bunu konuşmuştuk. PLA tiplerim 6'da 6 uyuyor. Tam uyumluyum kardeşimle. Sen bu test sonucunu nasıl bu kadar çabuk aldın? Tanıdığım biri var. İşleri hızlandırması için para verdim. Ömer benimle rüşvet mi vermiş? Test sonuçlarını hızlandırmak için. Siz olsaydınız vermez miydiniz? Peki tamam. İnsani bir çıkış. Ama sen yine de kurulu anlatırken böyle laflar etme. Senin tıp etiğine aykırı hislerin olduğunu bilmesinler. Selin Hanım bakın ben yalnızca... Ayrıca bu yanlış hareketin hasta yakından gelmesi bizim için iyi bir şey. Suç onun üzerine kalacak. Yani senin üzerine toplanan suçu dağıtmış olacağız. Peki. Ameliyata gelelim. Hiçbir cerrahın bu kadar kısa sürede karaciğer nakli yapamayacağını söylemiştiniz. O ameliyat nasıl gerçekleşti? Hekimoğlu. Bunu da halletti. Evet. Hastanızda pıhtılaşma sorunları var. Ameliyat öncesi subkutan K vitamini ve taze donmuş plazma veririz. Yine de risk var ama. Hocam neden sana geldim? Hı? Neden sana geldim? Tam da bu yüzden hastanedeki en iyi transplant cerrahına geldim. Üstünel hocam, lütfen. Bu ameliyatı sen yapmazsan hasta ölür. Bu öğleden sonra alayım ameliyata. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.